Arkadaşlar merhabalar iyi çalışmalar diliyorum bilgisayar malından güzel bir soru istediler için çözmeye çalışacağız. Çok basit bir soru aslında. Ama bazen arkadaşlarımızın kafasını karıştıran durumlar oluyor. Onlar için onlara dair de bahsetmek istedim. Bunun devamında da buna benzer birkaç soruyla şöyle mini bir anlatım yapmış olalım. Şimdi gerçek sayılarda tanımlı y eşittir fx fonksiyonun grafiği aşağıdaki gibi verilmiştir. Buna göre fx eşittir 3 eşitliğini sağlayan kaç farklı x gerçek sayısı vardır? fx eşittir 3 dediğimizde arkadaşlar fonksiyonumuzun görüntüsünün 3 olduğu yerleri arıyoruz. Aslında bunun şundan bir farkı yok. Mesela fx eşittir gx dediğimizde fx ve gx'in aynı anda geçtiği noktaları arıyoruz ya. Bunu aramaktan bir farkı yok. Diyelim ki bizim elimizde şöyle bir fx grafiği olsun şu şekilde. Şöyle de bir gx grafiği olsun arkadaşlar. fx eşittir gx dediğimizde ikisini çizip aslında ikisinin kesiştiği noktaları bulmuş oluyoruz. Bakın buradan kaç tane nokta geliyor? İki tane nokta geliyor. Demek ki fx eşittir gx denkleminin iki tane kökü vardır diyoruz. Ya da şöyle bir grafik olsa örneğin elimizde. Bu fx fonksiyonunun kaç tane kökü vardır dediğimizde 1, 2, 3 tane diyoruz. Çünkü kök dediğimizde aslında fx eşittir sıfırları arıyoruz. Buradaki sıfır da bir gx'tir. Yani gx eşittir sıfır doğrusudur. Ya da y eşittir sıfır doğrusudur. Şimdi burada şuradaki biz hep buna x ekseni diyoruz ama x eksenimizin ismi nedir aslında? y eşittir sıfırdır. Yani aslında fx'in grafiği çizilmiş. Yani şöyle düşünebiliriz. fx'in şöyle bir grafiği var arkadaşlar. Şu şekilde. Bir de biz burada y eşittir sıfırı çiziyoruz, y eşittir sıfırı çizdiğimizde arkadaşlar. Ee, kaç tane noktada kesişmiş oluyor? Şunu biraz uzatayım şöyle alttan geçmiş olsun. Aslında y eşittir sıfırı çiziyoruz ki biz buna x ekseni diyoruz. Bu durumda 1, 2, 3 noktada kesiştiklerini görüyoruz. Mesela buradaki fx eşittir sıfır denklemi denseydi ve fx'in sıfıra eşit olduğu kaç nokta vardır denseydi? Aslında biz burada x eksenini y eşittir sıfır gibi düşünüp fx ile y eşittir sıfır doğrusu kaç noktada kesişiyor buna bakardık. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı mantıkla şuradaki 3'ü y eşittir 3 doğrusu gibi düşünüp ya da gx eşittir 3 gibi düşünüp buradan y eşittir 3 doğrusunu çizdiğimizde arkadaşlar bu doğru ile verilen grafik kaç noktada kesişiyorsa buradaki eşitliği sağlayan da o kadar sayı gelmiş olacaktır. Bakın bir buradan bir buradan bir buradan bir de şuradan tepe noktası 4 tane maksimum nokta affedersiniz 4 noktada kesiştiklerini dolayısıyla buradaki eşitliği sağlayan 4 farklı değerin olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar bakış açımızın bu şekilde olması gerekir fx eşittir 1 deseydi şuradan y eşittir 1'i çizecektik. Bu durumda niye 1'i buradan çizdim? 3'ün altında olacak. Bunu biliyorum 0'ın da üstünde olacak. 1, 2, 3, 4, 5 noktanın geldiğini görürdük. Örneğin fx eşittir, eksi 5 deseydi şurada eksi 2 yazdığı için eksi 5 aşağıda bir yerde olurdu. Eksi 5'ten şöyle bir doğru çizerdik. Bunun sadece şunun devamında ileride bir yerde kesişeceğini söylemiş olurduk. Arkadaşlar bunun da bir tane kökü olurdu. Bunu sağlayan bir tane değer gelmiş olurdu oldu derdik arkadaşlar. Demek ki bu tip sorularda böyle bir bakış açımız olabilir. Bu şekilde ilerleyebiliriz. Şimdi benzerlerinden de çözmeye çalışalım arkadaşlar. Arkadaşlar yine benzer mantıkta bir soru. Bu sefer kare kökten fx fonksiyonunun grafiği şekilde verilmiştir. fofix eşittir sıfır denklemini sağlayan kaç farklı x değeri vardır demiş. Örneğin arkadaşlar fx eşittir sıfır denklemi deseydi dediğim gibi şuradaki sıfır y eşittir sıfır doğrusu yani x eksenimiz olduğu için fx'imizle x eksenimizin kaç noktada kesiştiğine bakacaktık 3 diyecektik. Ama burada fofix eşittir sıfır olsun demiş. Bileşke yapmış. Bence bu tip sorularda şöyle hareket etmemiz gerekir. Öncelikle şuradaki ki fx'imize k diyelim. fx eşittir k gelsin. Buradan gelen k değerini şu soldaki f'in içine atarsak fk eşittir 0'ı aradığımızı söylemiş olalım. Önce k'ları bulacağız. K'lar kaç taneyse oradan da x'lere geçmiş olacağız. Az önce dediğim gibi fx eşittir 0 ya da fk eşittir 0 dediğimizde şuradaki sıfır y eşittir 0 doğrusu yani x ekseni olduğu için grafiğimizle x ekseninin kaç noktada kesiştiğine bakarız. 1, 2, 3 nokta geliyor. Bu noktalar ne peki? Apsisi eksi 2, 2 ve ve 4 olan noktalar her birinin ordinatı zaten 0. Demek ki burada k'mız eksi 2 olabilir, 2 olabilir veya 4 olabilir. K'mızın eksi 2 olması demek şuradaki fx eşittir k dediğimizde fx'imizin ya eksi 2 ya 2 ya da 4 olması demektir. Peki fx eşittir eksi 2 dediğimizde ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakın burada eksi 1 belirlenmiş. Eksi 2 bunun altında olacaktır. Y eşittir eksi 2 doğrusunu çiziyorduk. Ve grafiğimizle bu doğru kaç noktada kesişiyorsa o kadar kök gelmiş olur diyorduk. Bakın burada kesişmiyor gibi gözüküyor ama tabi bu uzayıp gittiği için ileride keseceğini yani fx eşittir eksi 2 denkleminin bir tane kökünün olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Aynı mantıkla fx eşittir 2'ye baktığımızda 8'in altında 0'ın üstünde şöyle bir yerden çektik. 1, 2, 3 noktada kesişiyoruz kesiştikleri için buradan 3 tane kök geldi. fx eşittir 4 için de arkadaşlar 2'nin üstünden 8'in altından bir yerden bir tane daha çektik. y eşittir 4 doğrumuzu çizmiş olduk. Burada da y eşittir 2'yi çizmiş olduk. Buradan da 1, 2 yine 3 kökün geldiğini gördük. Toplamda 3 buradan, 3 buradan bir de buradan 7 farklı x değeri için fx eşittir 0'ın sağlanacağını görmüş olduk arkadaşlar. Arkadaşlar yine karekök yayınlarından benzer mantıktaki sorumuzu da çözmeye çalışalım. Şimdi yukarıda fx ve hx fonksiyonların grafikleri verilmiştir. Buna göre f mutlak hx eşittir sıfır denklemini sağlayan kaç farklı x değeri vardır. Benzer mantıkla bunu da çözmeye çalışalım. Öncelikle arkadaşlar mutlak değer içindeki hx'imize biz k demiş olalım. Buradan fk'mız kaç gelmiş olsun? 0 gelmiş olsun. Yani f'te ne yazdığımızda sıfır geliyor. Buna bakalım. Dediğim gibi sıfır olduğu zaman y eşittir 0 doğrusu olan x eksenine bakıyorduk. E, grafiğimiz x eksenini kaç noktada kesmişse buradan hareket ediyorduk. Burada bizim grafiğimizin x eksenini 1 ve 4 hapsisli noktalarda kestiğini görüyoruz. Demek ki buradaki k değerimiz arkadaşlar ya 1 gelebilir ya ya da kaç gelebilir? 4 gelebilir arkadaşlar. Daha sonra k dediğimiz ifadeye bakıyoruz. Mutlak değer hx. Yani bizim mutlak değer hx'imiz yani k'mız ya 1 olabilirmiş ya da mutlak değer hx'imiz yani k'mız 4 olabilirmiş arkadaşlar. Bu bize neyi söyler? hx'imizin ya 4 olduğunu ya da hx'imizin -4 olduğunu hx'imizin 1 olduğunu ya da hx'imizin eksi 1 olduğunu söylemiş olur arkadaşlar. hx eşittir 4'e bakalım. Yani y eşittir 4 doğrusunu çizip hx ile kaç noktada kesiştiğini görmüş olalım. 5'in altında olacak. Şuradan çizelim arkadaşlar. Bu y eşittir 4 olsun. Bakın hx'imizde 1 buradan 1 buradan 2 tane kök yakalamış olduk. Eksi 4'e bakalım. Eksi 4 eksi 2'nin altında olacaktır. Şuradan bir yerden şurayı uzattığımızı düşünelim. y eşittir eksi 4'ümüzü çizdik arkadaşlar. y eşittir eksi 4 ile h Px'imizi eşitledik. Kaç noktada kesiştiklerine baktık. Bakın burası böyle gidecek. Burası da devam edip böyle gideceği için bir buradan bir de buradan iki kökünde buradan geleceğini görmüş olduk arkadaşlar. Şimdi hx eşittir 1'e gelelim. Bakın birimiz burada. y eşittir 1'i çiziyoruz arkadaşlar. Bakın 1 burada, 1 burada, 1 de burada toplam. 3 farklı noktada hx ile kesiştiğini görüyoruz. hx eşittir eksi 1'e bakalım. Eksi 1, eksi 2'nin üstünde 0'ın altında olacaktır. Şuradan çizdik arkadaşlar. y eşittir eksi 1'imizi. Bakalım grafiğimizi yani hx'in grafiğini kaç noktada kesmiş? 1, 2, 3, 4 noktada kesmiş. Buradan da bu eşitliği sağlayan 4 farklı noktanın geleceğini söyleyebiliriz. Topladığımızda 4 nokta buradan, 3 buradan, 7, 2 buradan, 9, 2 de buradan. 11 farklı değerin f içinde mutlak hx eşittir 0 denklemini sağladığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar yine bilgi mal yayınlarından güzel bir soruyu daha benzer mantıktaki bu soruyu da sizler için çözmeye çalışalım. fx eşittir gx eşitliğini sağlayan x eleman 0,4 gerçek sayısı vardır. Yani fx ve gx'in aynı anda geçtikleri, grafiklerini çizdiğimiz zaman kesiştikleri 0,4 aralığında bir sayı vardır diyor. Bakın arkadaşlar fx'in ve gx'in aynı anda geçtiği noktanın şurada x eşittir 1 apsisli nokta olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 0,4 kapalı aralığında x eşittir 1 apsisli noktada fx ve gx'in birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Birinci ifademizin ne olduğunu söylemiş oluruz. Doğru olduğunu söylemiş oluruz arkadaşlar. İkinciye baktığımızda gx eşittir x bölü 2 eşitliğini sağlayan x eleman 0,4 gerçek sayısı vardır demiş. Şimdi sadece gx'e odaklanacağız. Dediğim gibi x bölü 2'nin de grafiğini çizeceğiz. Eğer bunlar kesişmiş olursa arkadaşlar 0,4 aralığında buranın doğru olduğunu söyleyebiliriz. Bu eğimi 1 bölü 2 olan orijinden geçen doğrudur arkadaşlar. Çiziyorum şimdi eğim 1 bölü 2 olduğu için karşı bir komşu 2 karşı bir komşu 2 yani şöyle bir grafiğimiz olacaktır arkadaşlar. Sanki gx bu da bizim y eşittir x bölü 2'miz arkadaşlar. İleride bir yerde kesişiyor gibi. Ama 0-4 aralığında kesiştikleri yer yok gibi. Ama dikkat etmemiz gereken husus arkadaşlar. G fonksiyonumuz 0-4 kapalı aralığında tanımlıydı. E, 0 verince de 0 çıkmış. Bakın tam buradan geçiyor. Bizim x bölü 2'miz de 0'a 0'dan geçtiği için 0-4 kapalı aralığında bunların kesiştikleri noktanın tam 0'a 0 noktası olduğunu söyleyebiliriz. Şurada bir yerde göremiyoruz kesiştiklerini. Hatta kesişmediklerini görüyoruz ama tam 0'a 0 noktasında gx'in ve x bölü 2'nin aynı anda bulunduğunu ve bu eşitliğin sağlandığını bu aralıkta bir noktada dahi olsa sağlandığını söylemiş oluruz arkadaşlar. 3.ye bakalım mutlak fx eşittir 1 demiş bunu sağlayan 0-4 aralığında 2 tane değer vardır demiş şimdi mutlak fx dediğimizde fx'imizin negatif olduğu yerleri yukarıya katlamamız gerekiyor arkadaşlar ya da şöyle düşünebiliriz mutlak fx 1 ise ya fx'imizin 1 olması gerekir ya da fx'imizin eksi 1 olması gerekir İsterseniz buradan inceleyelim hangi aralıkta inceliyoruz 0-4 aralığında fx eşittir 1 dediğimizde birden bir doğru çizecektik şuradaki birimiz y eşittir 1 doğrusuydu fx'imizin de şuradaki e, yeşil renkli e, eğri olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şu birden ben şöyle bir doğru çizdim. Bakın şurada bir yerde kesişmiş oldu. Bu doğru ile fx. Yani bunu sağlayan fx eşittir 1'i sağlayan bir tane nokta yakaladık. 0-4 aralığında arkadaşlar. Bir de aşağıdan bakacağız. Dediğim gibi fx eşittir eksi 1'e bakacağız. Bunu da y eşittir eksi 1 gibi düşünüp şuradan bir doğru çizdim. Az önce nasıl gx ile x bölü 2 tam şuradaki noktada kesişmişti. Bu ikisinin de arkadaşlar şurada 4 virgül eksi 1 noktasında kesiştiğini görüyoruz arkadaşlar. Bakın 0,4'ten eksi 1,3'e tanımlıydı. Demek ki burada 4 verdiğimizde eksi 1 çıkıyor arkadaşlar. Bu durumda ikisinin tam 4, eksi 1 noktasında kesiştiklerini söyleyebiliriz. Kapalı aralık olduğu için bu noktayı da alırız arkadaşlar. E bir yukarıdan bir de aşağıdan iki farklı değer için bu eşitliğin sağlandığını görmüş olduk. Üçüncünün de doğru olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki verilen ifadelerin üçü de doğrudur demiş oluruz arkadaşlar.